Merhaba Reader takipçileri. Bu hafta P11S ile birlikte Modern Combat 5 oyununa bakacağız. Bildiğiniz gibi P11S 10 çekirdekli işlemciye sahip bir telefon. Biz de internetten biraz araştırma yaptık. Dedik böyle özellikleri güçlü, bizi zorlayabilecek, her şeyi top seviyede oynayabileceğimiz bir oyun ne olabilir diye bunu bulduk. Modern Combat 5'i deneyelim dedik. Biraz da biz oynadık oyuna hakim olmak için. Gerçekten güzel özellikleri var, değişik görevleri var ve yaptığınız görevlere göre de rütbelere sahip oluyorsunuz. Şöyle yavaştan oyuna girelim. Oyun özelliklerinden bir tanesi sol alt kısımda, şu an reklam geldi ama sol alt kısımda bize sürekli açıklamalarda bulunan, Türkçe olarak özellikle yardımda bulunan bir dostumuz var. Zaten sağdan soldan her yerden bildirimler geliyor. Onlara yine dikkat ederek oyuna devam ediyorsunuz. Yine oyunun içinde video izleyerek farklı özellikler kazanma şansımız var. Şurada gördüğünüz gibi bize amaçlarımızı veriyor. Diğer tapınağa ulaş. Okuyamadım. Onlara artık bakacağız. Arkadaşlar oyunun sol tarafındaki kısımdan ileri geri sağ sol hareketlerini yapabiliyorsunuz. Şu sağ tarafından da nişan alma kısımları mevcut. Zaten el bombası ve yine yakın nişan ve ateş etme özelliği mevcut. Yavaştan şöyle gidelim. Şöyle bir ablamız var. Bize sürekli bildirimler veriyor ve bir şeyler anlatıyor. Yol gösteriyor. Arkadaşlar oyunun grafiklerinden bahsetmek gerekirse gerçekten etkileyici grafiklere sahip. Ara menülerde de silahınızı güncellediğinizde ya da yeni bir teçhizat aldığınızda çok güzel introlara sahip oyun. Headshot verdik bu arada. Bu ablamız bizi bir yere götürüyor ama. Arkadaşlar oyunu Google Play Store'dan indirebilirsiniz. 47 MB kadar bir boyuta sahip. Oyunu indirdikten sonra birkaç özellik için bir yeni güncellemeler daha yapıyor. Zaten oyunun linkini yine videonun altında paylaşacağız. Aralarda böyle introlarla heyecan katmışlar. Arkadaşlar oyun genel hatlarıyla bu şekilde. Gerçekten sürükleyici bir senaryoya sahip. Sürekli sizi aksiyonda tutuyor. Boş vakitlerinizde, uygun zamanlarınızda güzelce vakit geçirebileceğiniz bir oyun diye düşünüyorum. Bu arada şu sol üst köşeden pause'a bastığınızda oyunun bize verdiği görevleri görüyoruz. Tapınağa ulaşmamız gerekiyor. Bir gözcü kullan demişiz, onu yapmışız. 5 kafa vuruşundan bir tanesini gerçekleştirebilmişiz. 4 tane daha yapmamız gerekiyor. Oyunun multiplayer seçeneği de mevcut arkadaşlar. İnternet üzerinden multiplayer olarak arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Biz yavaştan videomuzu kapatalım. Haftaya yine başka bir oyun veya uygulama tavsiyesiyle görüşmek üzere.